Çapa Tıp Fakültesi'nde şanslılardan bir tanesi olarak ben de onunla beraber yetiştim. Ondan sonra ilk defa pankreas ve böbrek transplantasyonu ortak olarak University of Minnesota'da yapılıyor. Bu 66'lı yıllara kadar gelen şeyler. 67'de belirli problemler ve belirli şeyler gelişiyor, olaylar. Bunların başında 1967'de bu gördüğünüz adam Tom Starzl ve önemli isimlerden bir tanesi. Çünkü transplantın kurucularından iki tane insan var. Bir tanesi burada gördüğünüz Sir Roy Kahn, Cambridge'den. Bir tanesi de University of Colorado'da ilk karaciğer transplantını çocuklarda yapan Tom Starzl ve bu ilk transplantasyonu yapıyor. Bunun dışında ilk başarılı kalp transplantasyonu bildiğiniz gibi Güney Afrikalı cerrah Christian Bernard tarafından yapılıyor. Fakat şimdi burada şöyle bir hadise var. Hakkını vermemiz gereken bir insan var. O da Norm Shumway, Stanford Üniversitesi'nden. Çünkü Christian Bernard geliyor, Norm Shumway'nin yanında yetişiyor. Bir sene çalışıyor. Şimdi Amerika'da kurallar çok daha sıkı. Ameliyatı yapabilmeniz için izin almanız gerekiyor. Ve bir yerde Christian Bernard Güney Afrika'ya gidiyor. Kuralların olmadığı bir yerde ilk kalp transplantasyonunu yapıyor. Ama yanında yetiştiği adam ve ilk defa ameliyatı nasıl yapılacağını tarif eden insan, ki o da Stanford'dan yetişen Norm Shumway denilen bir profesör. 1968'de Amerikan hükümeti ilk defa bu olaya sistematik olarak nasıl yaklaşabiliriz, kuralları nasıl koyabiliriz ki transplant artar, insanlara daha yardım edebiliriz. Biz buna Anatomic Gift Act diyoruz, onu kuruyorlar ve bununla beraber transplant daha ileri gitmeye başlıyor. Şimdi benim tıp fakültesi yıllarına dönelim. O dönemin ve hatta şimdi de belki adından sizler için çok yabancı gelecek ama keşke hayatlarını okuyabilseniz, keşke siz de o insanlarla tanışabilseydiniz. Bunlardan bir tanesi tabii ki Profesör Sadi Irmak. Sadi Irmak bizim ülkemizin başbakanlıklarını da yapmış bir insandır ve fizyologdur. Fizyolog olan arkadaşlar, fizyolojiyi bilenler çok iyi bilirler. Fakat biz Sadi Hoca'dan fizyolojiden çok Leonardo da Vinci'yi öğrendik. Hayat felsefesi öğrendik. O insanlardan bize kattıkları rol model olarak sadece öğretmen değil ama davranış olarak, hayat filozofisi olarak nasıl düşünürüz, doğru düşünce nedir ve kültürün, genel kültürün ne kadar önemli olduğu anlamında çok şeyler öğrendik. Bu anlamda Sadi Hoca'yı rahmetle anıyorum. Şurada gördüğünüz iki kişi, bilemiyorum hala kitapları okunuyor mu ama aşağıdaki isim Zeki Zeren. Anatominin ordinaris profesörü ve Türkiye'de Fransa'nın Legion d'honneur'ünü alan çok nadir bilim adamlarından bir tanesi ama Allah rahmet eylesin, Zeki Hoca biraz deliydi açıkçası. Şimdi bizim bütün şeylerimiz, imtihanlarımız sözlüydü bir kere. Yani benim biyokimyadan sabah saat 7'de kapıya, imtihan kapısına geldim. O zaman 175 kişi alırdı İstanbul Tıp Fakültesi. Öyle bir bölünme oldu ki benim imtihana girdiğim Fehamet Arat isimli profesörden öğleden sonra akşam üzeri saat 4.30'da ameliyata gittim. Sözlü olduğu için bu arada tabii heyecanı, kalp atışlarınızı düşünebilirsiniz tabii. Bütün bu imtihanlar da sözlü. Anatomi de sözlü belirli kısımları ve Zeki Hoca'nın belirli şeyleri vardı. Anatomi, kemiklerin üzerine belirli delikler diler, sorardı hangi foramen bu diye. Hocam orada bir delik olmaması lazım demezseniz kesinlikle imtihanı geçemezsiniz. Öyle bir adamdı. Biraz malin diyelim şeye. Bu gördüğünüz adam son derece değişik bir insandı. Sami Zan. Hiç adını duyan var mı gruptan? Sami Zan çok eski ve değerli hocalardan bir tanesi. Nedeni de şu. Sami Hoca derse 45 dakika erken gelirdi. Ve bizim amfideki yerimizi Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi talebeleri tutardı. Çünkü ilk 45 dakika mutlaka hayat dersi verirdi. Gazete küpürlerinden, değişik şeylerden, magazinlerden hayat dersleri verirdi. Güzel sözleri vardı. Mesela bizim karamsar olmamamızı gerektiren bir sözünü söyleyeyim size.
derdi ki E4 nala giden atın üzerindeki atlı. Düşün çünkü arkandaki oduncunun eşeği çamura saplandı. Güzel sözlerinden bir tanesi. Başka sözleri vardı. Bunu ben daha evvel Bursa'da buna benzer bir konuşma verdiğim zaman söyledim. Ertesi gün gazetede Hürriyet Bursa nüshasında Şükrü Hoca kaza geliyorum namus gidiyorum demez dedi diye. Aslında söz Sami Hoca'nın sözüdür. Evlatlar diye başlardı ve böyle anlatırdı şeyleri. Şimdi son derece yumuşak, sevecen, iyi bir insandı. Onun içindir ki Sami Zan Fan Club diye internete girerseniz kesinlikle bulursunuz. O insanın hatıralarını yaşatan bir grup var. Demek ki ne öğreniyoruz? Bu kubbede baki kalan hoş sedadır. İnsanları hoş tutacaksınız. Talebelerinizi hoş tutacaksınız. Arkadaşlarınızı hoş tutacaksınız. Ve her zaman pozitif olacaksınız. Bunlar çok önemlidir ve sizi emin olun farklı yerlere geçecektir. Ve seneler geçse de hatta hayatınızı kaybetseniz de insanlar sizi anacaktır. Bu Sami Hoca'nın en büyük özelliklerinden bir tanesiydi. 1970 yıllarında bu arada transplantta bizim doku tiplemesi dediğimiz, HLA dediğimiz dokuların tiplenmesi ilk defa aslında 1964 ile başlandı ama University of California'daki Paul Terasaki dediğimiz bilim adamı aslında uzak doğulu bir bilim adamı ama Amerika'da yetişmiş bir adam. İlk defa bunu standartize hale getirdi ki transplant anlamında özellikle böbrek transplantasyonu anlamında doku tiplemelerinin çok çok önemi vardır. Ve en büyük gelişmelerden bir tanesi olmuştur. 1970 yılında siklosporin dediğimiz ilk immün sistemi bağışlayıcı ilaç bulundu. Ama daha kullanılmaya başlamadı. Daha sonraki yıllarda Sir Roy Cowan tarafından İngiltere'de ilk defa kullanılmaya başlandı. Ve siklosporinin bulunması transplantın çehresini değiştirdi. Çünkü bundan evvel kullandığımız ilaçlar son derece genel anlamda vücudu etkileyen kortikosteroidler ve bunun yanında bir de azatioprin dediğimiz pürün metabolitleri vardı. Ve bunlar da bütün sistemi etkilediği için hastaların bir senelik sağ kalımları %30'larda, %40'larda ve birçok hasta maalesef infeksiyonlar nedeniyle kaybediliyordu. Ve cyclosporin çok büyük etki yaptı. Benim asistanlık yıllarım çok iyi geçti diyemem. Bunun nedenlerinin başında en önemli şeylerden bir tanesi o zamanki 80 öncesindeki anarşi olaylarıydı. Bunun yarattığı büyük problemler yaşadık. Ben Çapa'da asistanken 72 saat hiç uyumadan ameliyat yaptığım günleri bilirim. Ve kardeşin kardeşi vurduğunu bilirim. Üniversite binasını bombaladıkları zaman ambulansların yetmediğini kamyonlarla hatta o üç tekerlekli şeylerle, araçlarla hastaların hastaneye yetiştirildiğini ve birçok insanı kurtarmaya çalıştığımızı ama bazılarını kurtaramadığımızı gördüm. İnşallah biz o günlere tekrar dönmeyiz. Fakat burada bir şey daha söyleyeyim. Atatürk'ün gençliğe hitabesini bilenler o günlerde Atatürk'ün nasıl seneler evvel onu idrak ettiğini ve dile getirdiğini bileceklerdir. Hatta dahili ve harici betalar olacaktır. Devlet ve millet gaflet ve delalet içinde olacaktır. Sözlerini biz 80 öncesinde yaşadık. İnşallah o günleri hiçbir zaman tekrar görmeyiz. Benim asistanlık yıllarımda çalıştığım çok değerli hocalar oldu. Süleyman Dirvan'a hocaların hocası son derece nazik, son derece beyefendi, tam Osmanlı beyefendisi dediğimiz bir insan. 7 lisan bilen, Almanya'da yetişmiş ve yapmadığı cerrahi olmayan bir insandı. Ve biz ondan çok şey öğrendik. Kendisini rahmetle anıyorum. 2 sene evvel kaybettik. Birçok fellow yetiştirdim. Dünyanın her yerinden, Avrupa olsun, Latin Amerika olsun, Uzak Doğu olsun. Tabii bunlar çok önemli ve de Türkiye olsun. Türkiye'de transplant yapan birçok hekim benim yanımda yetişti. Şu anda hepsi program direktörü olarak ve çok başarılı olarak ameliyatlara devam ediyorlar. Bu benim için bir onur kaynağı oluyor. Birçok research yaptım. Yani işte buradan okuyabilirsiniz ama
260'tan fazla yayınım var ve book chapter'larım var, editorial board member'lıklarım var, komite member'lıklarım var, NIH'de reviewer'ım, transplantla ilgili olan araştırmaların review'larını yapanlardan bir tanesiyim. Ve bunlar bana nasıl geldi, niye oldu, bu kadar yayını nasıl yapabildim? Ana nedenlerinden bir tanesi, burada size vermek istediğim mesaj, mutlaka her sene bir yayın yapmaya bakın, talebeliğinizden beri. Akademik olmak istiyorsanız bu. Ama bunu yapabilmeniz için de bir database'inizin olmaması lazım. O database'in içine de datanın girmesi lazım ki yapabilirsiniz. Mutlaka mutlaka research'e önem verin. Çünkü siz gitmeden bir yere sizin yazılarınızı okuyan insanlar olacak, sizin adınızı bilen insanlar olacak. Bunların size ileride çok faydası olacaktır. Onun içindir ki ben mesela Çapa Tıp Fakültesi'ni, cerrahi bitirdiğim zaman 40 tane yayınım vardı. Nedeni de ne? Ona benim özlemim, onu yapmak için olan isteğim. Bu isteğinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Akademik şeyinizi, açlığınızı kaybettiğiniz anda duracaksınızdır. Ve de kesinlikle durmayın. Her sene bir veya iki yayın hocalarınızla, tabii ki abilerinizle, herkesle bir şeyler yapabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışın. Bunun sizin için çok çok önemi var. Onu belirtmek istiyorum. Tabii bunlar bana birçok ülke çapında ve dünya çapında ödülleri de beraberinde getirdi. Burada gördüğünüz gibi bu Transplant International Organizasyonu'nun verdiği bir ödüldü bana. National Kidney Foundation'ın verdiği bir ödül. Donate Life'ın verdiği bir ödül. Burada Physician of the Year Award'u. Burada Donate Life Connecticut'ın verdiği başka bir ödül. Gördüğünüz gibi bu çalışmaların sonunda ödüller alıyorsunuz. Bu arada beni etkileyen Amerika'da basılan mecmualardan bir tanesi, beni 50 en çok etkili Türk Amerikanlar arasında seçti. Bu arada tabii birçok isim var beraberinde. Bu arada geçen sene çok önemli bir şey, Sanko H indeksine bakarak ve Citation indeksine bakarak Türkiye'deki Türk olan dünyadaki 100 bilim adamını tespit etmeye kalktı. Bunların arasında ben bu sıradayım. Benim kardeşim Murat Emre de bu sırada. Aynı aileden iki kişinin bu akademik çalışmaları yapması tabii ki çok çok güzel bir şey. Bu arada kendi hocanız, direktörünüz de görebilirsiniz. Hümran Bey de çok daha yukarılarda bir yerde olması lazımdı. Şuralarda bir yerdeydi son gördüğümde. Tabii akademinin size getireceği başarılar bunlar. Ve bunları yaptığınız zaman bunun onuru sadece size değil, ailenize de, memleketinize de ve çocuklarınıza da mutlaka mutlaka çok pozitif etkisi olacaktır. Sizin yetiştirdiğiniz çocuklar akademik bir ortamda yetişiyorlarsa onların başarısı da buna göre olacaktır. Evin içinde bir akademik ortam varsa o da çok önemli olacaktır. Bilmenizi istiyorum. Burada international award'lar işte Uzak Doğu'da olsun, Arabistan'da olsun, Türkiye'de olsun, Arjantin'de olsun, Porto Rico'da olsun değişik ülkelerden verilen başarıları görüyoruz. Şimdi ben herkesin, Şükrü Hocanızın da söylediği gibi bu aslında bir karaciğer değil ama bir karaciğer, donordan gelen bir karaciğerle 3 ameliyat nasıl yapıldı onu anlatmak istiyorum. Karaciğer son derece özel bir organ. 2 nedenden dolayı. Birincisi, karaciğerin segmentel bir anatomisi var. Her segment kendi içinde bir bütün. Ve mesela ben 16-17 günlük hastayı ameliyat ettiğim zaman sadece burasını, bu üçüncüyü veya ikinci segmenti takabilirim. Çünkü bunların kendi safra yolu var, arteri, portal veni, hepatik veni vesairesi var. Ve ikinci karaciğerin önemli özelliği de karaciğer kendini yenileyen bir organ, büyüyen bir organ. Bu büyüme yaklaşık 6-8 hafta içinde oluyor. Peki biz bir büyümeyi, karaciğerin büyüdüğünü ne zamandan beri biliyoruz? Ta şeye gidelim, ne diyeceğiz, Ancient Greek'lere, yani o mitolojiye gidelim, mitolojinin olduğu döneme. Ne yapıyor? Tanrı Zeus, Prometheus'u ateşi çaldığı için zincirliyor şeylere, kayalara. Her gün kartal geliyor, karaciğerini yiyor.
gece karaciğer tekrar büyüyor ve bu şekilde gidiyor. Demek ki mitolojiden beri biz karaciğerin büyüdüğünü biliyoruz. Bu bize bu segmental karaciğer transplantasyonu dediğimiz hadiseyi açıyor. Şimdi olay şöyle gelişti. Bizim FAP dediğimiz bir tane metabolik genetik karaciğer hastalığı var. Bu hastalıkta genetik defekten dolayı amiloid dediğimiz bir protein vücutta birikmeye başlıyor. Ama bu birikmenin zamanı yaklaşık 20 seneye buluyor, 15-20 seneyi. Genellikle hastalarda nörolojik bozukluklar çıkıyor. Özellikle periferik nörlerde bir takım bozukluklar çıkıyor. Buna bağlı yürüme bozuklukları oluyor, kalp ritim bozuklukları oluyor, diyareler gelişiyor vesaire vesaire. Ama bu hastaların karaciğeri struktür olarak tamamıyla normal. Biz diyoruz ki bu şeylerin birikmesi 20 sene alıyorsa biz bu karaciğeri de kullanalım. Niye kullanalım? Çünkü karaciğerin yeteri kadar olmadığından dolayı. Mesela Amerika'da listede olan ve karaciğer bekleyen hastaların yaklaşık %20'si karaciğer beklerken ölüyor. Çünkü yeteri kadar karaciğer yok. Ama böyle bir karaciğeri kullanırsam ben bu hastaya 20 sene hayat verebilirim. Ve de özellikle bu karaciğeri 50 yaşın üzerinde bir insanda kullanırsam veya 60 yaşında bir insana kullanırsam bu insanın hayatını 80 yaşına kadar uzatabilirim. Şimdi böyle bir hastaya listeye koyduğumuz zaman bu hastanın karaciğerini alacak başka birine ihtiyacımız var. Bir tane alıcıya ihtiyacımız var ve bu karaciğer verici olacak. Şimdi bu hasta için bir tane kadavra organ çıktığı zaman kadavra organ bu hastaya giriyor. Bu hastadan aldığımız karaciğeri de öbür hastaya takıyoruz ve buna biz domino transplant diyoruz. Şimdi benim yaptığım vakada biraz daha değişik bir şey yaptık. Benimki domino split kombinasyonu oldu. Karaciğer, erişkin karaciğer bir çocuk hastaya çıktı ve çocuk hastaya ancak belirli bir bölümünü takabiliyordum hastayın. Öbür kalan bölümünü de bu FAP dediğimiz hastaya taktım. Bu hastadan çıkan karaciğeri de 68 yaşındaki bir hastaya taktık. Tabii bir maratondu, 3 ameliyata girmek ve bunların lojistiklerini ayarlamak bayağı yorucu bir iş. 24 saat sürdü ama 24 saat içinde 3 hastayı da transplant etmiş olduk. Tabii bu da bana belirli bir avantaj getirdi ve ülke çapında beni Amerika'nın en başarılı 10 doktorlarından bir tanesi seçtiler. Bu kadıncağız 68 yaşında, aslında bunun ikinci transplantıydı. Bu hastayı 4 sene evvel primer sklerozin kolangit nedeniyle transplant etmiştik. Nüks etti. İkinci transplantını bu FAP olan bir hasta. Ve bu çocuk ne kadar genç görüyorsunuz değil mi? Ama bu çocuk multimilyoner. İşte bir tane program geliştirmiş, onu satmış. Ve bize geldiği zaman emekliye ayırmıştı kendini tam anlamıyla. Ve bu da çocuk hasta. Bunların ikisini transplant ederek böylece bir karaciğerle 3 kişiyi transplant etmiş olduk. Ve bu bana tabii ki birçok şey getirdi, ün getirdi ve son derece aranılan bir isim haline geldik. Tabii ki doktor olarak ve özellikle pediatride benim çocuklara bakmak benim için çok büyük bir şey, zevk, onu söyleyeyim. Tabii ki çok erişkin transplant da yaptım ama buraya genellikle çocukları koydum. Şurada gördüğünüz iki hasta, bizim Türk hastalarımız, bunlar Türk. Şu gördüğünüz çocuk, bana Puerto Rico'dan gelen çocuklardan biri. Bunun Batchiari sindromu vardı. Bu da ameliyattan sonra, şu anda hemşire olarak çalışıyor. Ameliyattan sonraki bunu niye koyuyorum? Aradaki farkı görün diye, insanları nereden nereye getirebiliyoruz. Hekim olarak bu bizim başarımız. Tabii ki hasta bakımı hekim olarak bizler için çok önemli ama bir insan için en önemli olan şeylerden bir tanesi ailesi, çocukları. Bu benim kızımın beyaz önlük seremonisinde çekilmiş resmi. Yale Tıp Fakültesi'ne girdiği zaman. Bu da bitirdiği günkü diploma töreninde bana dedi ki baba benim diplomamı sen verir misin? Tabii çok onur duydum. Böyle bir inceliğinden dolayı da çok mutlu oldum. Şu anda UPenn'de dahiliye ihtisası yapıyor. Birinci kızım
Harvard'ı birincilikle bitirdi. Ondan sonra industry'ye geçti. Bain denilen consulting company'de çalıştı ve kısa sürede yükseldi. Ama ben dedi akademi yapacağım, başka bir şey yapmayacağım. Şu anda McGill'de profesör, English profesörü. İlk kitabı çıktı ve bitti. İkinci kitabı da şimdi bu Eylül'de çıkacak. Son derece başarılı bir insan. Tabii ön sözünü buradan okuyamıyorum kitabının ama annesine ve bana söylediği sözler tabii ki çok önemli. Bir anne baba olarak bizi en mutlu eden şeylerin başında çocuklarımızın başarısı geliyor. Tabii bu başarıda sadece benim değil eşimin çok büyük rolü var. Onu da söylemek isterim. Şimdi konuşmamın sonuna geliyorum. Belirli şeyleri söyleyeceğim size. Birincisi dürüst olun. Dürüstlük son derece önemli bir şeydir. Çünkü bir yalan ikinci yalan doğuracaktır. Kaçamazsınız. Ve ondan sonra güvenilirliğinizi kaybedeceksiniz. Şimdi kliniklere gittiğiniz zaman size soracaklar. Bu hastanın şekeri kaçtı. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Ama aynı hatayı bir daha yapmayacaksın. Birinci seferde hata, ikinci seferde hata, üçüncü seferde ne diye çağıracağız? Hata mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz?